Şimdi yalnız şimdi benim aklıma geldi hani Asena'yı kurtarmak için demiştim ya ben hani çıkacaklar, evet. yarın oynasınlar, Asena'yı Şimdi Halil var. Şimdi Halil. Aynı şey oldu şu anda değil mi? Tabii. Tabii. Şimdi de Halil'i yarınki oyun Halil için oynayacaklar eğer sıkarlarsa yani oynamak isterlerse Halil'i kurtarmak isterlerse aynı Asena durumu yarın da Halil için olacak. Şimdi acaba şimdi benim aklıma o geldi ben dedim yani ya Asena için oynayın çıktılar Asena için oynadılar o ilk oyunda kurtarlar Asena'yı. Şimdi de acaba bu arkadaşlar yarın Halil için apayrı bir performans ortaya koyacaklar mı? Halil'i kurtarmak için var mı öyle bir performansları var mı öyle bir kapasitesi şu anda yok. Ama geçen seferde yoktu asena için oynadılar. Aynı şey yine Halil için olabilir mi diye düşünmeden de edemiyorum. Yani Halil'i kurtarmak için apayrı bir motivasyonla çıkıp yarında bir zafere kaçış filmini geçen seferki gibi aynı filmi tekrarlarlar mı? Onu da merak etmiyor değilim. Ümidim çok az ama bu takım geçen sefer yaptığına göre acaba yine böyle bir şey yapar mı diye de düşünüyorum yani. Peki çok güzel bir soru soracağım. Sizce yarın kazanırlarsa bu Halil'i kurtarmak için mi olur? Yoksa biraz önce dediğim gibi şimdi Halil çok potası yorgun bir yarışmacı değil. Çok da takipçisi olan ee, Survivor'da da başından beri bir hikayesi olan hani hiç hikayesi yok diyemeyiz. Evet isteksiz duruyor fakat belli liderlikleri zamanında oldu takım değiştirdi vesaire. Şimdi baktığımda Survivor Halil kimsenin kişiliği veya geçmiş hayatı veya takipçisi vesairesinden bahsetmiyorum. Survivor Halil sence büyük müdür Buse veya Kürşat? Hayır. Değil mi de eş mi görüyorsun? Yani bence hayır. büyüktür. Sence mi? yani bence mavi takımın yani şöyle karşı takımdan Yarın kazanalım ki Halil potaya girmesin mi? Yani Halil yerine değil, Halil girmesin değil. Halil yerine e, ee, kırmızılardan girsin. Buse girsin. Cil bir mantıkla da oyunu kazanabilirler eh. ki bu mantıksız değil bence şu an. Ama yani Ama, ben anlamadım. Tabi. Yani bak şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Hanzade tabi burada belli başlı şeyler anlatıyor. Bazılarına katılıyorum bazılarına katılmıyorum da. Genel olarak burada hiçbir şey katılmıyor. Katılmamamın sebebi şu. Çünkü ortada bir takım yok. Şimdi konunun başlangıcı yok. Gelişmesi yok. Sonucu yok. Bu takım çıkıyor. Niye kazanmak istiyor? Bu takım çıkıyor. Niye 16'ya 1 kaybediyor? Bu takım çıkıyor. Niye çift aday veriyor? Çift aday verdikten sonraki maçı niye kazanmaya çalışıyor? Ya bu anlamsızlıklarla dolu bir hikaye ya. Yani ben tamam. kafamda yani bu takım takım olmak istiyorsa aday çıkarmak istemiyorsa çıkar mücadelesini yapar değil mi? Mücadelesini yaptıktan sonra da eline fırsat geçmiş ya yani bu kadar az kişiyken çift aday çıkarmaz değil mi? Şimdi çift adayı çıkarıyorsun. Çift adayı çıkarınca Anzade diyor ki e, çift aday çıkardılar ne kadar çok aday çıkarsa o kadar iyi. Tamam madem bu kadar salmış 16 maç üst üste kaybeden takıma... Yani yarın kazanabilir de bu arada kazanamaz evet. demiyorum. Kazanabilir yani değil mi? Kazanabilir. Anzac'ın dediği gibi bu sefer ola girebilir potaya da. Niçin? Yemek yani için. Yemek için. Tamam peki yemek, yemek için ya olsun. Ya çünkü yani, çünkü artık hani. Açlar da yani şu Elenmemek yani. için mi? Hayır, hayır a yemek Bireysel için. Bireysel olarak ya. baktığında Ya bire, yani ben bir yerinden bakamıyorum artık. maalesef Şimdi sen Aziz'sin ya da ne bileyim e Ertuğsun Yemek için oynayacaklar. Yani ya e Halil mi? için oynayacaklar ya yemek için. Başka e benim için oynayacaklar yok ya. İşte değil bence. Halil için de değil yemekten. Şey? Ya mesela Ertuğ olduğunu düşün. Yani Ertuğ potansiyel olarak, SMS potansiyeli olarak Halil'in altında mı üstünde mi emin olamayabilir. Asena'nın Aziz'in altında mı üstünde mi olabilir? Yani altında da olabilir, üstünde de olabilir. Bunu ben de bilemem. Dışarıdan baktığımda bu kadar detaylı izleyen bir izleyici olarak ya şu an Ben bir şey söylemem. söyleyeceğim. Eğer Ertuğ bu kadar derin stratejiler yapıp yarın biz kazanalım da Halil Poto'ya girmeyecek kadar ince hesapları yapan bir adamsa bugün iki kişi Poto'ya girdiler. Bunun için bir mücadele yaptığını bile Anzade, görmedim sen, ben Ertuğ'un ya. Sen da. Yani, yani, bu, yani hani onu düşünecek mantıklıyorum, halleri mantıklıyorum. yok. Bunların onu düşünecek halleri yok. Onu yani Şimdi bunlar patlamış kamyon gibi ya bir takım gidiyor böyle aşağı şu doğru. Şu anda yani bunların abi. ben sana söyleyeyim. Bunlar şu anda Halil'i koyalım mı? Halil mi Efe'yi? Onu düşünemez. Bunlar şu anda ilk planda yemek. Şimdi yarın yemek için oynayacak bunlar abi. Aç çünkü bunlar şimdi. Yarın yemek için oynayacaklar. Halil için mi oynayacaklar? Ha belki yirmi, 30 Halil için oynayacaklar ama yetmiş yemek yemek için oynayacaklar. Çünkü aç kaldılar abi. Yemek de yemiyor bunlar.